Otomobilin arkasına saklandı, görünmemek için hareket bile etmedi. Ancak polisin dikkatinden kaçamadı. Gördü. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Ancak yasağa uymayanlar da vardı. Gençler, şu an konuşan polis drone'u. Çatıda ne işiniz var? Hayatınızı tehlikeye atıyorsunuz. Hem sosyal mesafeye de uymamışsınız. Çabuk aşağı inin. Sultanbeyli ilçesinde drone ile yapılan denetimde 3 kişinin çatıda sohbet ettiği görüldü. Uyarı anonsu yapıldı. Sosyal mesafeye dikkat etmedikleri söylendi. Bunun üzerine üçü de evlerine döndü. Açar mısın kapıyı? Çilingir çağıracağım yoksa aç şu kapıyı. İstanbul Sultan Gazi'de açık bir markete baskın düzenlendi. Market sahibi polisi görünce iş yerinin kepenklerini indirdi. Polis içeride saklanan müşterileri dışarı çıkarttı. Yasağı idare eden market sahibine ve alışveriş yapan 7 kişiye 3.150'şer lira para cezası kesildi. Müşteri almak şimdi şöyle, ben içeride kendi temizlik yapıyordum, sonra içeri geldim. Benim haberim yoktu balıcı. Ankara'da bir kişi denetim yapan polisi görünce panikledi. Park halindeki otomobilin arkasına saklanmaya çalıştı ama başaramadı. Gördü. Burası da Şanlıurfa. Sibereki ilçesinde bir grup genç top oynamak için dışarı çıktı. Karşılarında jandarmayı gören gençler etrafa koştu. Kovalamaca anı cep telefonuyla kaydedildi. Konya'da da benzer görüntüler vardı. Ereğli ilçesinde bahçede top oynayan grup polisi görünce ara sokaklara kaçtı. Antalya'da 2 gün boyunca 1617 kişiye adli ve idari işlem uygulandı. Toplam 3 milyon 295 bin lira para cezası kesildi. 48 saatlik sokağa çıkma yasağını İzmir'de 1223 kişi ihlal etti. Toplam verilen ceza 2 milyon 460 bin lira oldu.